Böyle işte şekerim. İsterse kapıma da yansın. Yine o umut defteri kapanacak. Yani tatlım sen de hep yanlış adamları buluyorsun. Doğru adam diye bir şey mi var Tuğçe? Hepsi birbirinin daha kötü versiyonu. Yani aslında biri var. Nasıl yani? Ya sana söyleyeceğim ama kimseye benden duyduğunu söylemeyeceksin. Bizim Ali var ya, bir ara senden çok etkileniyordu. Bizim Mert oğlu Ali. Hani mavi gözlü olan. Evet, ta kendisi. Yani senden çok hoşlanıyordu ama... sen Umut'la çıkmaya başlayınca... o da umudunu kaybetti. Ne yapsın çocuk? Ay niye daha önce söylememiş ki? Herkes ona bayılıyor zaten. Bence de hoş çocuk. Neyse ki bu durumlar için benim gibi bir arkadaşım var. Ben de pizza falan söyleriz sanmıştım. Ev kalabalık olunca kendim hazırlamayı seviyorum. Bir Jamie değilsin. Ama yine de primin var. Seni alan yaşadı. Gizli saklımız mı var canım? Barışalım mı artık? Eğer sinirin geçtiyse akşam Didemler'de takılacağız. Hem o da davet ediyor seni. Hadi yine iyisin. Kankan senin için altyapı çalışmaları yürütüyormuş. Kız da iyiymiş. Sen de hoşlanıyor musun bundan? Yorum yapmak zorunda mıyım? Evet, zorundasın. Biz birbirimize her şeyi anlatmıyor muyduk? Hadi söylesene. Senin de içinde var mı bir şeyler? Makarna yapışmış mı? Baksana bir. Eskilerden falan mı bu kız? Ortak arkadaş. Böyle uzaktan kesişmeler falan. Sen bir kızla kesiştin ama sevgili olmadınız. Hayatta inanmam. Sen beni Kazanova falan mı sanıyorsun? Alakası yok. Şimdi sen böyle yakışıklı filansın ya. Uzaktan womanizer zannedilebilirsin. Ama ben ilk günden anlamıştım nasıl biri olduğunu. Öyle mi? Nasıl? Sert. Agresif. Umursamaz. Duyarlı, sevimli, iyi kalpli. Neyse, ilk günden ıskalamışsın demek ki. Ama herkes ikinci bir şans hak eder. Ben karıştırayım o zaman. Ben bir annemi arayayım. Delirdin mi meraktan? Anne sakin. İyiyim ben. Dön oğlum. O kızları bırak hemen eve dön. Sen nereden duydun ya? Baban aradı. Delirmiş gibiydi. İnanamıyorum Ali. Ya senin ne işin var o kızlarla? Savaşı kaçırmışsınız. Yaptığım oldu bitti. Şimdi neden yaptığımı sana anlatamayacağım. Merak etme diye aradım. Ali. Güvende değilsin oğlum. Hiçbir zaman değildim. Hadi öpüyorum seni. Ali.
anlamışlar mı yoksa? Yo, merak etme. Tehlikeliyim kızım, ben söylemiştim sana. Ben de tehlikeliyim. Öylesin öyle. Deli gibi bir şeysin. Aa, sensin deli. Hem biz seni tımarhaneden çıkarmadık mı? Hı? Benim yüzümden başına iş açıyorsun. Yanlış. Sen benim yüzümden bu duruma düştün. Anlamıştın her şeyi. Tam gidecektim, ben engel oldum sana. Savaş. Özür dilerim. Hakikaten deli gibi bir şeysin ya. Ama çok tatlı bir deli. Benim yüzümden niye risk alıyorsun ki? Sana bir şey olsaydı kendime katlanamazdım. Kendin için yani. Nefesini tut. Ya bir şey söyleyeceğim. Hayal mi hatırlıyorum ama ilk gün odadaydın sanki. Yani hayal de olabilir. Ama yok yok. Oradaydın, orada. Sana bir şey yapacaklar diye korktum. Hatta kulağıma bir şey fısıldadı. Ya sen de her şeyi hatırlıyorsun ama. Neden? Yani ne bileyim. Ne demiştim ki ben hem? Hı? Gençler. Yemek hazır. Ben yaptım. Yalan, yalan. Yani bozmuyordun. Hadi bakalım. Of, delireceğim. Ya polisi mi arasak Haluk? Polis olmaz. Polis olmaz. Zaten ben emniyetten tanıdıklara haber verdim. Bugün bulamazlarsa yarın telefon sinyallerinden zaten tespit ederler yerlerini. Haluk. Sen niye bu kadar öfkelendin? Ben kandırılmaktan nefret ederim çünkü. Ama ablana çok kötü davrandın bence. Sen ne olur. Yani boş ver, düşünme bunları. İkimizin arasında, üzülme yani. Peki. Ya en azından Ali yanlarında. Oh. Ali? Baba? Ne işin var burada? Sana bakıyordum. Burada olduğunu söylediler. Haluk? Haluk? Ne oldu, ne yapıyorsun? Bir şey yok. Benim acilen otele gitmem lazım, gidip gelmem lazım hemen. Tamam. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Ararım ben seni.